Ekmek almaya gidiyordum. Saat 4-5 saatleriydi. Kızı bize tükürdüğü gibi eve kaçtı. Ekmek aldıktan sonra hani eve gittim. O ekmeği zaten yemedik. Sonra hani gittim eve duş falan aldım, yıkandım. Gittik söyledik. Hani diye babası geldi kapımıza saldırdı. O bize tükürdü. Sonra Bunlar hani hepsi koronavirüstü. Sonra işte ablası merdivenden geçerken ablam dedi ki hani niye tükürdünüz, ne oldu yani, laf mı attı diye. Bir şey demeden o da ona tükürdü. Çöp torbasına attı. İşte ondan sonra gitti eve. Sonra polisi çağırdık hani kavga çıkmasın diye. Polis geldi, ifademizi aldı hani. Sonra doktorlar geldiler. Benim şeyime test yaptılar beni. Sen korktun mu peki? Biraz. Yani korkardım hani aileme bulaşır, onlar da ölür, kardeşim falan tek kalır diye. Hoşuma gitmezdi mesela. Nasıl desem, bir de bu zamanda virüs çıkmış, insan nasıl tükürür? Bir de kızı da değil, babası, annesi. Mesela bana tek bulaşsaydı hani ben eve geleceğim, oraya oturacağım, oraya dokunacağım, oraya elimle temas edeceğim, onlar oturacak, onlar yanlışlıkla dokunacak, kardeşim elini yere sürecek, onlar da olurdu. Hani bazı kardeşimin belki tedavisi olurdu ama diğerleri ölürdü, kardeşim tek kalırdı. Niye, neden tükürdün, bir şey mi dedik, hani ne oldu, neden? Bir de virüslü. Bir de bildiği halde tükürdü, hani virüstür ya, biz ölünce onlar da ölsün diye. Öyle de olabilir. En büyük sebebi bu 5 yıldır banyodan kirli sular akıyor. Ve ben bunu güzelce defalarca ona söyledim. Hani yaptırın daha fazla ilerlemeden. Çünkü hani biz zarar görüyoruz. Siz üst kattasınız. Söylediğim zaman kadın diyor ki ben yapmıyorum. Diyorum ev sahibini çağır konuşalım. Diyor ev sahibi demiş hani ben kesinlikle kiradan kesmiyorum. Hani yapıyorsanız yapın. Kadın da diyor benim imkanım yok ben yapmıyorum. Dedim sen yapmıyorsan peki ne olacak? Diyor evden çıkın. Diyor siz evi beğenmiyorsunuzsa evden çıkın. Dedim hani ev bizim de sen kiracısın. Senin çıkman gerekiyor. Söylediğim zaman direkt saldırıya geçiyor. Ben evden çıkmıyorum. Kesinlikle tamir de etmiyorum. Sen hani ne yapıyorsan yap kendine. Yöneticiye söyledim, dedi beni ilgilendirmiyor, bu senin hani sıkıntındır, git kendin hallet. Bina sakinlerine söyledim, kaç defa hani saldırdılar, bizi ayırdılar. Görmelerine rağmen ne şahitlik yaptılar, ne imza verdiler, hani kadın evden attırayım. Ve bu 5 yıldır böyle sürüyor. Diyoruz ki yani yapın, kesinlikle diyor yapmıyoruz. Çocuklara saldırıyor diyorum çocuklarına terbiye ver. Diyor benim çocuklarım iyi de senin çocukların olmuyor. Hani onların suçları. Ben diyorum ki sen kendi çocuklarına terbiye ver ben de kendi çocuklarım olay büyümesin. Yok efendim işte siz korkaksınız yok işte eşim size saldırıyor siz karşılık veremiyorsunuz. Ben de hani ben bela aramıyorum ben huzur istiyorum. Ben hani çöplerinizi atmayın diyorum. Ben hani kavga istesem zaten siz bana saldırdığınız zaman ben de direkt size saldırırdım. Bunu söylememe rağmen yok işte biz yapmıyoruz, yok işte biz çıkmıyoruz. Sürekli saldırı, sürekli küfür, sürekli aşağılama, sürekli çöp atma. 24 saat halı sirkeliyorlar, 24 saat sofra sirkeliyorlar, 24 saat küfür ediyorlar. Kapıya gittiğim zaman oğlu bile bana saldırıyor. Ya diyorum erkeksin utanmıyor musun? Bir bayana el kaldırıyorsun. Diyor hayır niye utanayım diyor kapıma gelme. Ya ben burada hani mağdurum. Ben diyorum ki hani yapın olay büyümesin, kavga çıkmasın. Yani Allah korusun benim eşimi öldürseler, çocuklarım ortada kalsa kim çocuklarıma bakacak? Bir de koronavirüstü zaten biz Peki yani bilmiyorduk. çocuğunuzun suratına tükürmesi. Ben yazıklar olsun diyorum. İnsanlık ölmüş yani insanlık kalmamış. Yani eğer bunu yapıyorsa bu insan bütün insanları öldürmüş demektir. Çünkü dışarı çıkmaması lazım, maske takması lazım, korunması lazım. Hani hiçbir hakkı yok bu şekilde çocuklarıma tükürmeye. Hem tükürme hem saldırı taş atıyorlar, küfür atıyorlar. Hani biz ortam onlarla artık baş edemiyoruz ha. Biz çözüm istiyoruz. Aşağıda göster. Aşağıda çünkü tekme attı. Aşağı aşağı aşağı. Tam kolun altı. Parmağınla kolun altı. Şurada.